Ya ben bunu karıştırdım ama sanki bir ruhu gitti gibi hissediyorum. Bir baksana bakayım, olmuş mu? Bakayım. Aferin sana. Bu mu renk? Renk bu mu? Ver şunu, ver. Doruk, yine yapıyorsun. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Yine istemediğim halde bana yardım etmeye çalışıyorsun zorla. İyiyim diyorum ya. Bomba gibiyim. Ha bir şey ha. Bu mu iyi? Bu mu renk ya? Renk bu mu? Renkleri sabit olur ya, sabit olur. Her şeyi karıştırdım burada. Orada karıştırdım, burada karıştırdım. Bulamaç ettin iyice. Ver şunu. Ver. Al. Sen yemek yedin mi? Ben şurayı boyayacağım Doruk. Bak o merdivene çok güvenme. Onun materyali şeyden yapıyorlar bunu. Dandik et. Oo, gerçekten bir sen hazırlanmaya başladın. Hop 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 hop. İyi misin? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, otur şuraya, otur şuraya. Otur şuraya. Kimse beni sallamıyor, deli ettiniz adamı ya. Sabahtan beri başçavuşun eşeğiyiz sanki burada. Yo, iyiyim, 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 iyiyim. Bu mu iyi? Hiçbir şey yememişsin, etrafı boyayacağım diye dolanıp duruyorsun. Tansiyonun düştü işte. Doruk, sinirini bozma insanın. Ver şunu. Ver şunu. Verir misin şunu? Ya ver şunu ya, sana ne ya, sana ne? Annem misin, babam mısın ya? İstemiyorum, ilgilenme diyorum. Başımdasın, tepemdesin sabahtan beri. Bir nefes aldır ya. Ya niye nefes aldırmıyorsun? Bir rahat bırak beni. Çünkü bana emanetsin. Bana emanetsin. Evet. Demir bana da mesaj yazdı. Oldu mu? Okuyacağım mı? Al oku. Al. Beni çok delirttin. Ama senden başka kimseden isteyemem. En azından bir süre. Açı'ya iyi bak, olur mu? Sana emanet kardeşim. Kas şunu. Ben iyi değilim. İyi falan değilim. Biliyoruz, biliyoruz. Bu evden çıkamıyorum çünkü. Demir geri gelecek diye bekliyorsun. İnkar etmekten daha iyidir. Ben de üzüldüm ya bu baş belasına. Şurada mavi var, onu da koyalım mı ya buna? Yani en azından böyle bir şey olur, ferah gelir. Entol gibi. Koy. Koy. Biraz konuşalım mı? Benimle konuşmayacaksın da kimle konuşacaksın? İyiyim ben. Bak şimdi. Sevgili olmak öyle birlikte sinemaya gitmek falan değil. Sevgili olmak işte tam da bu. İçindekileri paylaşmak.
ayrılırsam ya beni sevmeye bırakırsam? Olur mu öyle şey? Bunun için seni sevmeyi bırakacaksan baştan hiç sevmeyeyim daha iyi. Hadi anlat bana. Caner'i okulda dövüyorlarmış. Farklı olduğu için. Canını yakmak için iddiaya girmişler. Sır. Ne kadar acımasız. Çocuğun canı yanmaz ki. Onu hissetmiyor çünkü. Hasta o. O da kendini korumak için boksa başlamış. Ben kötü bir doktorum. İyi o zaman. Verelim yarın istifalarımızı. O niye? Sen kötüysen ben felaketim. Ferman Hoca zaten ameliyat edemiyor artık. Ona da söyleriz. O da verir istifasını. Bütün hastaları da Muhsin Hoca bakar. Muhsin deme. Lütfen Muhsin deme. Ne olduysa onun yüzünden oldu. Ne onun yüzünden oldu? Nazlı bir tanecik bir şeyim var. Bir tanecik onu da elimden almaya çalışıyor. Ha şöyle. Sevgilim. Evet tamam belki. Belki başlarda senin bir şeyin vardı. Artık senin bir sürü bir şeyin var. Nelerim var? Göstereceğim ben sana yarın nelerini. Söz. Ama şimdi gel hadi. Muhsin Bey yanılmış. Omurilik atar damarında kesik yok. Bu çok iyi bir haber. Yine çöküyor. Santral kateter takacağım. Fenilefrinle 0.000 norepinefrin başla. Sepsise girdi. Muhsin Bey hasta sepsise girdi. Biliyorum. Enfeksiyona aşırı tepki veriyor. Aynı şeyleri tepemde tekrarlayıp durun papağan gibi düşünemiyorum. Bu sefer yanıldınız. Muhsin Bey bu sefer yanıldınız. Omur atar damarında kesik yok. Muhsin Bey yanıldınız. İkiniz de dışarı. 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 Başka ilaç lazım mı? Siz de dışarı. Sıfırı bir fenilefrin daha. Stabil. Yine bu adamı buldu. Yine o buldu. Nereden çıktı bu adam? Depoyu buldu. Ne? Nereden buldun? Nasıl buldun? Sevgilisi varmış İlke. Dalga geçerlerdi kimse söylemiyorlarmış. Arayıp kendisi söyledi. Tamam hadi gidelim. Hayır ne? Fermanuş çok güzel. Kızmaz kızmaz. Hasta için hadi gidelim. Ali bak yine başını belaya sokacaksın. Hayır. Birinin tıbbi olarak bu onu incelemesi lazım değil mi? Ha? Biz yapmasak kim yapacak? Hadi ne olur gidelim hadi. Hadi. Ama birinin bizi idare etmesi lazım. Doruk'tan öğrendim bir şey var. Başhemşirelerin en güzeli. Ben gidin. Ne? Ya bar bar konuşuyorsunuz önümde bir saattir. Duyuyorum ne konuştuğunuzu. Hadi gidin ben idare ederim sizi. Hadi, hadi, hadi. Kene miymiş? Olur şey değil. Kalıcı bir şey beklemiyoruz. Hatta felç iyiden iyiye geçmiş olmalı şimdiye kadar. Bir kontrol edeceğiz. Gücüm, bir kontrol edelim mi? Olur. Hadi gel bakalım böyle. Ayaklarını uzat, evet. Yavaş anneciğim.
Refleksler geri gelmiş. Şükürler olsun. Beraber yürüyeceğiz şimdi, kalkın. Tamam? Ben yanında olacağım. Düşmeyeceksin, merak etme. Tamam. Yavaş. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Hadi anneciğim. Aferin sana. Şimdi bırakıyorum. Buradayım oğlum. Korkma. Korkma. Anne bak. Yürüyorum. Canım benim. Hop. Tuttu. Sağ ol Doruk abi. Ne demek? Tercemci de iyileşir umarım. Benim yüzümden felç oldu o da. Hadi devam edelim. Gülün Ali nerede? Bilmiyorum hocam, arayayım mı? Açmıyor. Tanju'nun durumu ne? Onu sabah sorduğumda aynıydı ama sonra bir gelişme oldu mu haberim yok. Niye haberin yok? Her şeyi biliyorsun, bunu niye bilmiyorsun Gülün? Herkes burada senin önünden geçiyor, bütün telefonlar senden geçiyor ama hiçbir şey bilmiyorsun. Dedikodu olduğunda da her şeyi biliyorsun. O nasıl oluyor? Bir düşün. Bir düşün bunu, ben bulacağım Tanju'yu. Tamam. Hazır mıyız Tanju hocam? Hazırım. Bir daha. Tekrar yapsana. Hissediyorum. Şimdi bacaklara geçelim. Sen bacakları bırak. Beni ayağa kaldır hadi. Kalkabilecek misin? Kalkarım kalkarım hadi. Pek tavsiye etmiyorum ama. Hadi hadi ben de hadi. Düşeceksin çünkü diğer ayağın tutmuyor. Tamam. Süper. Kalkabildin. Bırak ben de, ben de. Ben de. Dikkat. Tamam, 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 tamam. Adım adım, tamam, sakin. Adım adım, yavaş. Sonuçta kalktın tek. Oluyor işte. Ferman, kalktım. Gördüm. Geçmiş olsun ikinize de. Eline sağlık. Yardım edebilir misiniz? Tabii. Teşekkürler. Tamam. 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 Ben geliyorum, bunu kutlayacağız. Tamam, tamam. Tamam. Oh. Ferman. Gerçekten hiç ilgilenmiyormuşsun. Dürüst ol bari. Sen dürüst ol. Yok aranızda bir şey olmamışmış, yok bir şey hissetmiyorum falan, gördük. İnsanlık yapıyorum Ferman, insanlık yapıyorum. Bana yap insanlığını Beliz, bana. Yaptırtıyor musun? Ferman yaptırtıyor musun? Yaklaştırmıyorsun ki yanına. Tamam anlıyorum, sinirlerim bozuk, çok da haklısın. Ama ben ne zaman senin yanına yaklaşsam itiyorsun beni. Sen de git hemen Tanju'ya koş o zaman. Hemen koş Tanju'ya. Değil mi? O itmiyor. Sarılıyor sana hemen, değil mi? Artık sana tek kelime etmeyeceğim. Dinlemeyeceğim zaten. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Aa ama hocam. Yani gelen bana bağırıyor, giden bana bağırıyor ya. Ağlamak için de izin mi alacağım? Ağlıyorum işte. Yasak mı? Tamam.
Kusura bakma. Yani her şey üzerime geliyor bu ara Gül. Kırdıysam özür dilerim, kusura bakma. Olur öyle hocam. Barıştık mı? Hı? O zaman Ali'yi bulsana bana, hancımı ondan çıkarayım. Olur mu? Olur, arıyorum. Teşekkür ederim. Yanıma gönder, tamam? İyi ol. Burası mı? Özür dilerim Tans. Niye? Çünkü benim bir tane bir şeyim yok bu hayatta. Sen varsın. Ben de onu diyorum işte. Ama benim şimdi doktorluğumu geri almanın zamanı. Hani kafasını vurmuştu ya. Ne oldu lan? Bu da mı acımadı? Size dedim. Hastalığım var benim. Sipah. Haç hissetmiyorum ben. Olur mu lan öyle şey? Sakat lan bu. Kafadan sakat oğlum bu. Yalan söylemiyorum, yemin ederim. Bırakın gideyim. Nereye? Annemin yanına mı gideceksin? Hayır, yapmayın. Üzülüyorum sadece. Nasıl üzülüyormuş lan, şuna bak. Oğlum. Göstereceğim ben şimdi. Gel lan be ya. Üç kişilermiş. Hop hop hop, nereye? Şşş, gel buraya. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Ha? Şuna bak, şuna bak. Şşş, geç lan şuraya. Nereye lan, nereye? Nereye gidiyorsun? Ha? Kendisini korumaya çalışmış. Bak, hareketlere bak. Yap bakalım, ne yapacak? Sana yetmedi herhalde. Doğru mu? Ha? Ağlasana lan! Ağla lan! Yetmedi mi oğlum? Ama başaramamış. Ama bu hiçbir şey kanıtlamaz ki. İç kanaması yok. Yetmedi mi oğlum? Ha? Yetmedi mi? O ne? Zift.
Caner'in neyi olduğunu biliyorum artık. Buldum. Selvi, Nazlı İlal nerede? Onlar acildeler hocam. Acilden geliyorum Selvi. Hocam, yahu nerede bu Ali? Ha? Nerede bu Ali? Arıyorum, arıyorum, açmıyor. Ne? Gitti mi? Aldı başını, gitti mi öyle? Ha? Yahu, daha yeni vaka atlattık ya. Kimse bir şey söylemedi mi? Yok, Musat Hanım, bakın... Sus! Cevap verme bana. Ferman ya, seni de tebrik ederim. Ne kadar disiplinli asistanlar yetiştirmişsin sen öyle. Alo Muhsin. Caner senindir. Yok, maalesef beceremedi bizim doktorlar. Evet, evet, böylesi daha sağlıklı olacak tabii. Kolay gelsin. Evet. Hadi bir cümle söyle. Bir cümle daha kur hadi. Bakandan daha fazlasını alayım. Neyse ki Muhsin. Muhsin. Hepinizi disipline edecek. Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya of. Ali, Nazlı. Neredesiniz? Neredesiniz? Efendim hocam. Beni ne kadar zor bir durumda bıraktığınızı farkında mısınız? Ha? Selvi'yi karıştırmışsınız bir de işe. Ha hocam. Sus! Vuslat Hanım vakayı elimden aldı. Ve kadın haklı. Oldu mu? Kabahat benim. En basit şeyi öğretemedim sana Ali. Görev başından ayrılmayacaksın. İşinin başından ayrılmayacaksın. Kaç kere söyledim? Efendim hocam. Ali! Hadi bir kere daha yap. Hadi. Bir kere daha yap, seni cerrahiden alacağım. Laboratuvara koyacağım, orada öyle oturacaksın. Mecbur muyum ben sizin yüzünüze nazar işitmeye, ha? Bulduk. Neyi buldunuz? Caner'in neyi olduğunu bulduk. Üç test. Üç tane test çık hocam, yapmamıza izin verin. Caner'in balgam testi, MR ve anjiyo sonuçları. Şey ne oluyor? Zift tozu solumuş. Nokardiyezis. Yani akut veya kronik akciğer iltihabı. Steroidler en başta dediğim gibi bağışıklık sistemini baskılamış. İltihap damar yoluyla beynine sıçramış. Locked-in sendromu bu yüzden. Beyin kökünde de abse bulduk. Omzunda bulduğumuz ülserler de bunun belirtileri. Trimotoprim, sulfametoksizol ve imepenem başladık. Yani? Yani Caner yavaş yavaş iyi olacak. Önce zatüre iyileşecek, rahat nefes almaya başlayınca solunum cihazından kurtulacak. En sonunda Locked-in sendromundan. Özetle Muhsin Bey'e söyleyebilirsiniz. Ona gerek kalmadı. Ne oluyor? Caner'in bilinci kapanmış. Gidelim. Gözlerini açmıyor. Dediğiniz her şeyi yaptım. Serumu kestim ama şimdi stabildi daha. Bradikarditisi var. Hocam tansiyonu yükseliyor. 16. Kraniyer basıncı da 7. Oksijeni kökleye monitör verin çabuk. Hocam düşmüyor. Ali, göz bebeklerine bak. Acil. Hocam popüler patlamış. Geç kaldık. Apseyi hemen çekmemiz gerekiyor. Beyin ölümü yaşayacak. Çabuk. Sıra bende o zaman. Önce MR'a, sonra ameliyathaneye. Çabuk.
İyi denemeydi. Geç kaldım. Daha bitmedi. Son tahlillerim mi? Evet hocam. Hepsi normal. Ver bakalım. Güzel. Hastam nasıl peki? Gayet iyi hocam. Ha. Gül. Gel canım. Hoş geldin. Geçmiş olsun Tanju amca. Teşekkür ederim. Sana da canım. Hocam yalnız Gül biraz mutsuz. Aa, neden? Seni de hasta ettim. Olur mu kuzum? Bak sapa sağlamım. Ama şunu unutma. Adım adım iyileşeceğiz, tamam? Adım adım. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hocam yardım... Oğlum sen niye benim etrafımda dolanıp duruyorsun, ha? Hocam yardım etmek için. Şu günlüğünüzü vereyim. İsterseniz. İşine bak sen. Fazla yaklaşmana gerek yok. Tamam? Hocam şöyle çok yaklaşmadan şu yakanızı dışarı çıkarayım da şeytan ayrıntıda gizlidir sonuçta. Tamam. Jilet. Senin beni demir gibi bırakıp gitmeyeceğin ne malum, ha? Ben o çocuğa çok emek verdim. Beni deli ederdi ama çok emek verdim. Çünkü iyi bir çocuktu. Bir şekilde sevdim yani. Ve bana bir veda bile etmedi beyefendi. Hocam ben sizi bırakıp gitmeyeceğim. Söz. Öyle olsun. Hadi bakalım. Ameliyat çok riskli. Abse bütün beynine yayılmış. Hepsini çıkaramazsınız. Basın sadece ilaçla kontrol edilebilecek bir durumda değil. Ameliyat şart. Adil hocam bile bu ameliyatı yapamazdı. Çok abse var. Hep abse. Ben Adil hocam değilim. Burada ego yapmıyoruz Musun Bey. Çocukta ciddi nörolojik sıkıntılar olabilir, bir daha eskisi gibi olmayabilir. Beyin sapına dokunacaksınız, farkındasınız değil mi? İlaçlara biraz daha zaman vermemiz lazım. Sevgili arkadaşlar, biz burada tartışırken beyin ölümü gerçekleşecek. Vakit kaybediyorum izninizle. Hayır, hayır. Abse'nin küçültülmesi gerek. Peki. Nasıl? İyi bir fikrin varsa söyle dinleyelim. Hı? Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Hayır. Bu sizin kararınız değil. Bu Nur Hanım'ın kararı. Ha. İyi hatırlattın. Ben bir onam kağıdı almıştım bile. Söyle sekretere işleme koysunlar. Thank you.
Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Ali, yapacağımız bir şey yok. Annesi onam vermiş. Hocam ama bu ameliyat çok riskli. Sakat kalabilir. Ali, çok üzgünüm. Çok kötü bir ameliyat bu. Ama bulamadım. Ali, bul o zaman. Bağırma, düğüm atamıyorum. Bulamadım ama. Ali, bul o zaman. Bul, bul. Mahal verme o adama. Anladın mı? Bak, dakikada 20 tane düğüm atamıyorum ama ağlamıyorum. Gözünü seveyim ya. Bir sus, başım ağrıdı lütfen. Kraniyal hipotermi. Tabii ya. Hocam, buz torbalarından özel bir kas takacağız. Beynini soğutacağız. Ta ki bakteriler ölene kadar. Güzel. Ama yetersiz. Hapse nasıl küçülecek? Hapse. Hiperbarik oda. Hiperbarik odada oksijen tedavisi vereceğiz. Güzel. Devam. Devam. Beyin ödemi azalacak. Antibiyotikler çalışacak. Güzel. Evet. Beyin ödemine sebep olan bakteriler ölecek çünkü oksijenli ortamı sevmezler. Hapse küçülecek. İşte bu. 40. 40 düğüm attım. Bir günde iki katı. Hocam, Caner'i tedavi edebiliriz. En azından ameliyattan sapasağlam çıkmasını sağlayabiliriz. Bir problemimiz var. Caner artık bizim hastamız değil. Onun için ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Allah Allah! Nereye kayboldu bu adam ya? Ay, hastalığı hazır. Gelmesi lazım artık. Ben Caner'i hazırlamaya gelmiştim. Ali, anestezistler hazırladı zaten. Olsun, ben bir kontrol edeyim. Aa, yok, Muhsin Hoca asistan istemiyor. Aa, fikrini değiştirdi Muhsin Bey. Çünkü kaç saat sürecek ameliyat? O da insan değil mi? Şey diyeceğim, bir bana yardım edebilir misiniz? Yok hocam, biz ameliyata gireceğiz. Yardımımıza ihtiyacım var, iki dakika. Abla, hadi zaten adam yok. İki dakika halledelim, gelelim ha? Tamam, çabuk ama. Allah Allah, hala gelmemiş ya. Bir şey mi oldu bu adam acaba? Nasıl bir tip? Ya aceli aramızda kalsın ama. Yani bu adam bir çeşit Ali. Öyle gibi geldi bana. Hadi canım. Ha. Hiç anlaşamamışlar diye duydum ben. Ya orası öyle ama ya sen bir görsen böyle ya çok benziyor Ali'ye. Böyle onun gibi kalıyor. Tuhaf tuhaf huyları var, garip garip takıntıları. Enteresan bir tip. Ha. Bir de iki oldular desene. Ne duruyorsunuz? Hocam, sizi bekliyoruz. Geldin mi? Tamam, girelim o zaman. Hasta nerede? Ya bu ne demek ya? Hasta kaçırmak ne demek ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Düzeldi ama. Nasıl? Oksijen tedavisi bakterileri öldürdü. Hipotermi tedavisiyle de beyin fonksiyonlarını koruduk. Kraniyal basınç düştü. Hapse küçüldü. Caner stabil. Ameliyatı şimdi yapabilirsiniz. Rica ederiz. Ne diyorsun? Sen. Seni istiyorum ameliyatımda. Thank you.
sen değil. Hemşire Hanım yapar. Beni niye çağırdınız o zaman? İzlemen için. Neler yapabildiğimi ilk elinden görmeni istedim. Bu apseyi büyük ya da küçük iki elimle de boşaltabilirim. Bu çok zor bir şey. Hatta imkansız. Ben bir ambidekstriyorum. Ne demek olduğunu biliyor musun? İki elinizi de mükemmel seviyede kullanabiliyorsunuz. Bipolar, koter. Arter yırtıldı. Arter yırtıldı. Bakım, kramp ver. Göremiyorum. Nerede bu? Kaynak nerede? Göremiyorum. Hocam basınç düşüyor. Sakin. Hayır, nerede bu? Sakin. Görünmüyor mu? Nerede? Nerede, nerede, nerede? Sus, düşünemiyorum. Sus. Burada. Ben bu ameliyatı gözüm kapalı yaparım Ali. 3-0 sütür. Afiyet olsun. Teşekkürler. Doktor Hakan Soy, başhekimlikte bekleniyor. 2 saattir bekliyorum müdürüm, ne yapayım yani? Tamam. Kardiyolojiden... Öyle bekliyorum. Tamam. Tamam. 2 saat sonra geliyorum. Beni çağırmışsınız. Gel bakalım Ali Paşa. Otur. Benim adım Ali Paşa değil. Benimki de Muhsin Bey değil. Lakin sendromunun geçmesini bekliyoruz. Kalıcı bir beyin hasarı görünmüyor. Bugün iyi iş çıkardın Ali. Çok benziyorsun Ali. Hayır, ben size hiç benzemiyorum. Ben böyle bir yerde çalışamam. Ben bir hastane yöneticisi değilim. Hayatını oradan zorlaştırmam. Ben sen otizmlisin diye... seni dışlayan ön yargılı biri değilim.
seni oradan da vurmam. Ne yapacaksınız? Ona sen karar vereceksin Ali. Sana birçok şey öğretebilirim. Aklının nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorum. Ama eğer bir daha hastamı kaçırırsan... buradaki bütün zamanımı sana hayatı zindan etmeye vakfederim. Benimle çatışmak mı? Yoksa benden bir şeyler öğrenmek mi? Kararını çabuk ver. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü bir hastaneye iki mucize doktor fazla. Gidebilirsin. Karar verecekmişim. Onunla çalışmak mı istiyorum yoksa çatışmak mı? Niye çatışmak isteyeceksin ki? Çünkü bir şey daha dedi. Bir hastaneye iki mucize doktor fazlaymış. İnsanlar bunu deyince utanıyorum ben. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yani seni gaza getirmek istemiyorum ama... Sen benimle misin? Gerçekten mi? Gerçekten mücadele mi edeceğiz onun? Sen beni bile misin? Ömrümün sonuna kadar. Ferman Hoca da benimledir. Ona ne şüphe? Doruk. Onu kendi tarafına çekebilir. Doruk'un sağ solu belli olmaz. Ama biz elimizi çabuk tutuyoruz. Ali. Mucize doktor sensin. Mucize doktor benim.